0212 300 0202 veya her şeyi yazın. Merak ettiğiniz her şeyi info@herkesicinsağliktv.tv. Bekliyoruz. Telefonlarınızı hele. Bakın, bugün konularımızda çocuklar var. Yeni anneler, anneanneler, dedeler, babalar, hepiniz kim izliyorsanız telefonda olsun eliniz. Sorularınızı paylaşın uzmanlarımızla. Ve Mehmet Öz'ün bandı var. Orada da çocuk beslenmesi var. Ha. Ama çok çok önemli konu var. Özellikle hemen iki davet edelim. Çocuk gelişim uzmanı Şenay Yılmaz'ı alkış davet ediyoruz. Şenay'la. Şenay Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Şenay Hanım, gel. Yok, oturmak şöyle. Tamam. Şenay Hanım bize oyuncaklar getirmiş, çocuklar. Evet. Şimdi bunu herkes her yerde alamaz. Konumuz kesinlikle şurada. Ben size şunu öğrenmek istiyorum. Anne misiniz? Evet. Kaç çocuğunuz var? Bir tane 4 aylık kızım. Yeni. Ayşe İpek. Evet, Ayşe adaşım olmuş. Evet, aynen. Daha 4 aylık. 4 aylık ama 13 yıldır hani çocuklarla çok yoğun çalıştığım için. Yeğenlerim falan var. Çocuğunuz olmasaydı yanmıştınız. Ya hayır, dur da gene yanmış. Ama yeğenlerim. Sadece 4 aylık. Ucundan koparttık. Konumuz nedir bugün? Tuvalet eğitimi. Tuvalet eğitimi. Evet, çocuklarda tuvalet eğitimi. Şimdi bunlar yerli mi? Herkes bunu bulabilir mi Türkiye'nin her yerinde? Bulamaz. Bulamaz, evet. Bulamaz. Bu bir alet. Evet. Çocuklarımızın hangi sebeplerden tuvaletlerini kaçırdıklarını yataklarına biliyor muyuz? Hangi sebeplerden kaynaklandığını? Şimdi aslında bunu ikiye ayırıyoruz Ayşe Hanım. Yani organik nedenler ve psikolojik nedenler olmak üzere aslında ikiye ayrılıyor. Onu da açın. Hani organik derken bir hastalığa ait. Tabii. Yani hastalık değil. Gelişme gelişmeme olabilir. Organik nedenler içerisinde idrar yolları sorunu olabilir. Böbrekle ilgili problem olabilir. Tiroid ve hipofiz bezlerinde problem olabilir. Bak. En önemli şeylerden birisi kalıtsal yatkınlık olabilir. Yani bu sorun olan çocuklarda genetik etmenleri biz çok fazla görüyoruz. Bu da bir etken bu olabilir. Bu bir. Evet. Bir de ruhsal, psikolojik nedenler olabilir var. Yeni bir kardeş gelmesi, okula yeni başlanması. Mesela şu anda okullar yeni açıldı. Çocuğun anneden ayrılmasından yaşadığı kaygı, korku. Ya. Ondan sonra başka? Biraz önce Ayşe'nin de söylediği gibi aile içi şiddet, anne babaların yüksek sesleriyle birbirleriyle suçluluk, çok fazla tartışmaları. Her ne kadar çocuklarımız bunları duymuyor ya da algılamıyor gibi görseler de maalesef öyle değil. Bunlar peki, da bir o neden. Zaman bu önemli. Evet. Aile içinde bir takım bozukluklarda yüksek ses dediğiniz iletişimsizlikte bu olabiliyor. Çocuğun tuvalet eğitimi hangi yaşta olmalı? Bu ne zaman bir patoloji ya da altında bir neden aramamız gereken sorun olmalı? Evet, 5 yaşından sonrası için bizim için sıkıntı. Yani 4,5-5 yaştan ama sonra sorun. Ama toplumda şöyle sorun bir şey var. Ya 2,5 yaşında öğreniyorlar. Evet. Çocuğum hala 3'e geldi. Hala alıyor. Bak, anaokulunda o geri kaldı. Onlara bir mesaj verelim. 1,5 ile 3 yaş arası bizim için normal tuvalet alışkanlığını kazanması için yeterli olan yaş aralığıdır. 3 ile 4 yaş arası, yani bu 3 yaşa kadar en azından çocuğun gündüz tuvalet alışkanlığını kazanmış olması gerekiyor. Bizim bahsettiğim gündüz. Enuresis dediğimiz, biraz önce Ayşe Hanım da dediği gibi alt ıslatma problemi 4-5 yaştan sonra çocuk tuvalet alışkanlığını kazandığı halde yine devam ediyorsa o zaman patolojik bir problem olabilir ya da psikolojik bir neden olabilir. Bunun araştırılmasına gitmek lazım. Bunları ama konuşacağız. Önemli olan 1,5 ile 3 yaş arasında bu çocuğun bu alışkanlığı bunları kazanmış konuşacağız olması. Buraya bakar mısınız? Ben seni yemez miyim? Sen şeker parçası mısın? Çok şekersin. Ama aynen bakar öyle mısın? Bu bir şey, karton film karakteri olabilir de bilmiyorum. Çok şeker bir bebek. Evet. Ve bu da bir affedersiniz lazımlık. Evet. Oturak derdik. Oturak, eskiden oturak. Şimdi modernleşti. Göstersene kamerayla bunu Allah aşkına. Ay şu güzelliğe bak. Rengarenk. Nedir bu şimdi? Bize anlatın Şenay Hanım. Şimdi Ayşe Hanım, öncelikli olarak tuvalet eğitimine başlamadan önce mutlaka çocuğa bir lazımlık almak gerekiyor. Biraz önce dediğiniz gibi hani bu aslında orta gelirli bir ailenin alabileceği düzeyde bir lazımlık. Hani çok uçuk rakamlar değil ama isterse aile lazımlık, bir basit bir lazımlık alarak onu da süsleyebilir. Şimdi bu lazımlık daki esas olan çocuğun çocuğun çiş yapma olayını zevkli hale getirmek. Oyun, yani çocukların oyun halinde evet ben çişimi yapıyorum diye bunu hissedecek, bundan keyif alacak. Zaten esası bu. Şimdi burada biz çocuklara tuvalet alışkanlığı kazandırmadan önce diyoruz ki çocuğunuza bir lazımlık alın.
Tamam. Ancak bu lazımlarınız biraz böyle oyuncak havasında olsun ki çocuk bunu çişi yapacağı bir şey olduğunu hissetmesin. Bunu alın evin bir köşesine koyun ve hiçbir zaman çocuğa gidip aa bak buna oturacaksın, buna çiş yapacaksın demeyeceksiniz. Ha, evet. Çocuk dolaşacak, bunu alacak, ağzını sokacak, elini sokacak, bebeğini sokacak ama bunu bir keşfedecek. Aha. Bu önce benim oyuncağım ya da benim aitlik duygusu gelişecek. Daha sonra çocuğa kıyafetleri üzerindeyken bunun üstüne oturmasını yönlendireceğiz. Hı hı. Mesela televizyonun karşısındayken oturtacağız. Ya da işte ne bileyim kitap okuyacağız. Onun karşısında oturtacağız. Kıyafetiyle. Kıyafetiyle olacak. Bezi var altında. Tabii tabii hepsi var ama hani amaç sadece çocuğu lazımlığa oturmak. Çiş yapmak değil. Bu esas. 1,5 yaşından sonra mı? 1,5 ile 3 yaş arası. Ancak şu çok önemli, onu söylemem gerekiyor. Tuvalet alışkanlığında ailelerin yaptığı en büyük hatalardan biri çocuk hazır olmadan da tuvalet alışkanlığı kazandırmaya çalışmaları. Bir şey söyleyeyim. Bunu o zaman bir uygula görelim. Yaş önemli, bir şeyler vermeliyiz. 1,5'da yapacak. Ama çocuğun bunun hazır olduğunu hissettirir çocuk size. Nasıl hissettirir? İşte kakası geldiğinde rahatsızlık duyar. Bezini çıkartmak ister. Ondan sonra işte sizi mesela taklit eder. Tuvalete gittiğiniz zaman peşinizden gelir. Evet. Hani artık çocuk tuvalete gitme isteğini ufak ufak hisseder. Ha işte o zaman biz tuvalet eğitimine geçmelerini öngörüyoruz. Bu şimdi ne yapıyor? Bize bunu şimdi göster. Şimdi geldi, uygula. Oturdu. Şimdi biz bu bebeğimiz olsun, kızımız olsun, Ayşe olsun. Ayşe olsun. Tamam. Ayşe'miz geldi ama bir de şu var. Anneler, babalar her zaman çocuklarıyla haftada en az 3 gün, en az 15 dakika, 20 dakika oyun oynamalı. Bu çok önemli. Önce bunu bu vurgulamak bana, gerekiyor. Bu en 15 en az 3 gün yetmez. En az 5 gün hatta 7 gün. Her esası gün. Bu. Evet. Ama çalışır mısınız? Oyun onda göz izi aslında mı olsun? Tabii tabii otursun, çocukla ne yapsın, beraber parka mı götürsün? Hayır biz onları o kadar önemsemiyoruz ama. Hakikaten çok iyi bir baba olacağım belli oluyor Seyman. Yer hizasında mı olacağım? Evet önemli yerlere vurgu yapıyor Hakan Bey. Burada esas olan aslında çocukla aynı odada olmanız ya da onunla sürekli etkileşim halinde olmanız. Bu onunla oynayacağınız her türlü oyunu içerir ama bilgisayar oyununu içermez. Bu atariyi içermez. Yani çocukla birebir etkileşim içinde olabileceğiniz oyunlar içerir. Onun için önce tuvalet eğitimine başlamadan önce böyle ne bir... yapıyor? Bebek alıyorsunuz. Böyle bebeğimizin altında böyle bezi var. Şöyle ben göstereyim. Böyle açıp kapatabildiğiniz gibi. Aynen bu şekilde. Gibi. Evet, böyle bir bezimiz var. Ve çocuğunuzla oynarken önceden de bir bebek alarak bak Ayşe sana çok güzel bir bebek aldım diyerek oyunlarınızda esnasında işte bunu yürütün. Şimdi erkek çocuğa da mı Ayşe bebeği vereceğiz? Evet onu diyecektim. Erkek çocuklar için erkek bebekler de var. Onun için farklı bebekler de kullanabilirsiniz. Pembe giyim yap mavi. Var. Elinde futbol topu tutan. Efe duranlar da var merak etmeyin. Evet, hepsinden var. Ben de onu düşünmedim desem. Evet daha sonra bunu oyunlarımız esnasında bebeği ufak ufak buraya oturtuyoruz. Çünkü çocuk aslında burada bebekle özdeşim kurmaya başlıyor. İşte oyunlar oynatıyoruz. İşte diyoruz ki hadi yapalım, işte oturtalım, al bak bunun üstüne de otursun. Ve çocuk zamanla bebekle de özdeşim kurarak kendisi de oturuyor. Niye böyle yapmaya çalışıyorsun? Nedir gayen? Hedefin? Gayem şu, çocuğumuzun bir süre sonra alt bezini değiştirdiğimiz esnalarda ortalama yarım saatle bir saat çıplak dolaşmasını istiyoruz evde ve çıplakken buraya oturmasını desteklemeye çalışıyoruz. O zaman Ayşe bebeği niye bezdi? O zamana kadar oraya? Halıya falan oturursa. İlk başta böyle alıştırıyoruz. Yani ilk önce böyle. Tamam. Çocuk buna alıştıktan sonra diyoruz ki bak Ayşe bebeği... Eğitim kazaları olacak bu sırada. Halıya gidip oturacak. Halıya başka da oturacak. Tabii orada kesinlikle zorlama yapmıyoruz. Evet zorlama yapmıyoruz. İşte git lazımla otur git şuraya otur demiyoruz. Ne kadar çok baskı yaparsak bu eğitimde bu kadar geri teper. Daha sonra oyunlarımızda diyoruz ki Ayşe bebek çok sıkılmış. Çok sıkılmış artık bezinden. Bezini çıkarmak istiyor. Ve bezini çıkardı. Ayşe bebek böyle dolaşmak istiyor ve böyle dolaşıyor. Çocuğumuz da bu sırada bu şekilde dolaşıyor. Daha sonra diyoruz ki Ayşe bebeğin karnı acıkmış. Şimdi ben bunun üzerinden gösteriyorum ama buradan mamasını veriyoruz. Gibi. Şimdi ben burada... Akıyor mu oradan bir şey? Şimdi aktı. Hem de aşağıdan hem yukarıdan. Şöyle ben size usulen göstereyim. Daha sonra bunun mamasını verdikten sonra buraya oturtuyoruz. Oturtunca şimdi ben şundan azıcık bir dakika, yürüteceğim. Bir dakika. Bu şimdi oturuyor gördük. Şöyle dönelim. Evet yap. Öyle gözükmüyor. Ama gözükmüyor. Ama arkadan ışığı göreceğiz. Ama müzik çalacak. Hiç onunla işi yok. Işığımızı hiç böyle bir dursun peki, isterseniz. Tamam. Aslında hani bunu verdiğiniz zaman
aslında buradan altından çiş yapıyor bebek. Yap, ha bakayım. Öyle yapalım mi? Tabii tabii, durun bakayım bir deneyeyim. Oradan su becerebilir miyim? Yani direkt bu olaya yönlenmiş bebek. Evet. Emiyor. Nereden çıkıyor bu ses? Bekle. Kendinden çıkıyor bebekten. Şimdi bakın ne yapacak. Şu an emiyor. Şimdi mamasını çıkardık. Ağladı. Çiş yaptı. Müzik yaşasın, çalmaya başladı. Yaşasın. Evet. Hareketlerimizi ediyoruz. Ayşe Hanım ilk... Evet. Hareket ediyor ve çişini yaptığı zaman gördüğünüz gibi lazımlıktan... Bir de ışık yanıyor. Işık yanıyor. Müzik ve çığlık atıyoruz. Şeker şey. Ayşe. Çok şeker. Evet. Bu yeni bir gelişme ve bu faydalı oluyor diyorsunuz. Evet tabii, zamanla çocuk bu sefer kendisi aslında gidip oturmaya başlıyor. Çişini yapmaya başlıyor. Çiş yaptıkça müzik çalıyor. Mama istiyorum diyor. Aslında burada şey bakalım. Var. Hakan senin zamanında yoktu değil mi böyle aletler? Seyircilere de anlatayım. Biz bugün bile, hatta bu son yıllarda az merkezde de yapılıyor. Buyurun. Şöyle içeyim. Biyofeedback tedavisi dediğimiz olaylar var. Evet. Yani çocuğun bir sinyalle, biyofeedback'te de biz hastanın eline bir alet veriyoruz. Kabız olan ya da dışkıyı kaçıran, ters yöne doğru ışıklar gidiyor. Makat kaslarını sıkmayı öğretiyoruz. Yani bu hareketi yapmak ve aynı zamanda... İdrar yollarının da bir eğitimi verilmiş kesinlikle oluyor. Kesinlikle öyle. Ben birazdan enüresisin, yani alt ıslatmanın tedavi yöntemi ya da eğitsel yöntemlerinden biri de bunu söyleyecektim. Yani kaslarını kontrol etmek. Ne faydalı oluyor. Bunun için etkinlik yapma. Evet. Ben burada çıkalım. Biraz itirazım olacak ama sokaktan sonra. Olun bakalım, bakalım. Çocuğunuza tuvalet alışkanlığı nasıl kazandırdınız? 18 aydan sonra kendi kendine özel bir çaba harcamadım. Zamanı gelince çocuklar kendiliğinden buna hazır oluyorlar zaten. 2 yaşına geldiğinde artık bezini çıkarıp çişlemeye alıştırarak, ondan sonra yavaş yavaş tuvalete işte lazımlığa oturtarak, sık sık tuvalete götürerek, o şekilde temizliğe alıştırarak, elini yıkatıp, öyle yani. Daha biraz yaşı küçük ama sürekli uyarıyoruz. Çiş var mı, kaka var mı? Çalışmalara daha yeni başladık. Bir kendisinin hazır olduğunu hissetmemiz lazım. Şu anda da o sinyalleri veriyor 2 yaşında çünkü. Sanıyorum önümüzdeki bir ay içinde bezi çıkartmak suretiyle ve kendisine de bunu anlatmak suretiyle birkaç gün evde yarım saatte bir tuvalete götürerek hadi deneyelim yapalım şeklinde alıştırmak gibi bir planımız var ama henüz başlamadık. Alt ıslatma sorunuyla karşı karşıya kaldınız mı hiç? Tabii şey, yetişemediği zamanlar oluyor ama gece için değil henüz. Yani şu anda bir sıkıntısı yok torunumun ama iyi gidiyor. Aslında çok ender. Yani neredeyse hayır diyebileceğim kadar az. Evet, itirazınızı alayım ben. İtirazım şu, ben doğaya çok güvenen biriyim. Yani doğayı zorlamak bile bana ters geliyor. Yani şöyle, dişimiz çıkıyor ya, sen ne yapıp iğne batırıp dişi erken çıkarır bunun mısın? Bununla hiçbir alakası yok. Adale bu. Hayır, bu, bunun ölçümleri yapılıyor, o kaslarda güçsüzlük bulunuyor. Bir dakika, kasları eğitiyorsunuz. O ileri bir zaten devrede. Bunun eğitimi yapıyor. Evet, bir dakika, şeylerde. Ben de diyorum ki 1,5 yaşından 3'e kadar zaman verdi. Daha kasımasa ölçme. Yani tabii, o zaman... Zaten ölçmüyoruz. Ha, orada o zaman kendi zaten %95'i yapıyor o zaman. Hayır, bu ölçüm yapmadan kurtuluyor. Da çocuklarda aynı zamanda o kaslara daha erken belki sahip olması, daha iyi kontrol. İşte ona lüzum yok. Kendiliğinden doğaya oluyor zaten. Doğaya güven. Niye süt dişini daha önce çıkaracağım? Keseceğim mi onu? Bırak. Bu yok, adale kendini toparlayacak. Çünkü Hakan inan bana... Anne nasıl üzülüyor ya kurtulamadı. Çocuk daha çok üzülüyor. Tabii, altını tabii, doldurdum tabii, o bezi. Öyle. Evladım aynen. O kadar üzü söyleyemeyenler de var daha aynen, küçük. Aynen. O çocuğun o ızdırabına bir ızdırap daha katmayın diyorum. Benim düşüncem bu. Şu açıdan Ayşe Hanım'a katılıyorum. Gerçekten çocukların algıları çok kuvvetli. Her ne kadar siz bunu direkt söylemeseniz de işte sürekli doktor kontrolleri, sürekli işte hastane gidişleri, çocukta acaba bende bir sorun mu var psikolojisi tabii. Yaratabilir. Yani peki bu çok önemli. Sizce sıkıntı. Bunlardan hastaneye gidenler oluyor. Tabii. Ebeveynlerle konuştuklarınız oluyor.
bu çok önemli bir mesaj. Kesinlikle. Hangi durumda gerçekten uzmana gitmeliler ve siz daha çok ne nedenlerle karşılaşıyorsunuz? Çünkü doktora gidip sonuçta anne size gelip anlatıyor. Tabii. Daha çok neler oluyor? Dediğiniz gibi önce biz çocuğun genel bir durumuna bakıyoruz ama eğer çocuk daha önceden tuvalet alışkanlığı kazandı, hiçbir sorun yok ama... Daha sonra çocukta alt kaçırmalar tekrar başladıysa işte o zaman patolojik bir problem olduğu düşünülüyor ya da psikolojik anlamda. O zaman işte biz gerekli uzmanlara, gerekli hekime gönderiyoruz. Mesela daha çok ne çıkıyor? Anne babaları nasıl uyaralım? Psikolojik olarak yüksek sesle mi konuşuyorlar? Psikolojik olarak mı? Ya da organik olarak. Organik. Şimdi ilk etapta organik olarak bakarsak idrar yolları enfeksiyon olup olmadığına bakmak gerekiyor. Çünkü çocuklarda en çok rastlanan sıkıntı biliyorsunuz. Ve bazen bundan dolayı da çocukta kaçırmalar alışkanlığa dönebiliyor. Bir buna bakmak gerekiyor. Yani idrar yollarında darlıklar bizim kaçırma dediğimiz gevşeklikler. Tabii. Hatta reflü mesanede yani idrar torbasında da olabiliyor. Aha. Bu çocuklarda çok önemli bir sorun. Evet, aynen anne baba uyanık olmalı. Aynen buna dikkat etmesi lazım. Enfeksiyon da dedi. Enfeksiyon olursa ateş olur mu? Olmuyor tabii. Olmuyor. Yani şu ben kendi kızımdan biliyorum. Geçenlerde böyle bir sıkıntı yaşadık. Ateşi olmadığı halde idrar yolunda sıkıntı olduğu söylendi. Sistiti oluyor mu? Kızlarda daha fazla oluyor. Erkeklerden ziyade. Acır yani. Tabii acır. Bu da hani çocukta çiş kaçırmalara neden olur. Çünkü mesaneyi çok iyi kontrol edemediği için, kasları kontrol edemediği için. Buna bakmak lazım. Yine tiroid hormonunun ölçümleri, yani bu patolojik boyuta girdiği için söylüyorum. Söylesin. Bunların bir kontrolüne bakmak gerekiyor. Tiroid ve hipofiz beziyle ilgili sıkıntılar var mı? Bunlara özellikle bakmak gerekiyor. Özellikle psikolojik nedenleri de vurguyorum. Sizde daha fazla. Şu an için mesela en yakın zaman için okula başlayan birinci sınıf öğrencileri şu anda pazartesi günü başladılar ve hepsi annelerinden ayrıldı. Şu ana kadar evlerinden çok fazla dışarı çıkmadılar ve anneden kopuşlar, kaygılar çocukta alt ıslatma sorunlarına neden olabilir. Ancak bu eğer 15 günü, 20 günü hatta 3 haftayı geçerse o zaman mutlaka bir uzman desteği almak gerekiyor. Ayrıca eşler arasındaki şiddetli geçimsizlik, kavga, çocuğun yanında tuvalet konusunun çok fazla konuşulması, çok aşırı ilgi gösterme ya da yetersiz ilgi gösterme, yeni bir kardeş gelmesi, boşanma, ev taşıması, ölüm, bunlar bizim en sık karşılaştığımız maalesef alt ıslatma sorunlarının altında yatan nedenler olarak görüyoruz. O zaman anaokul eğitmenleri sizler ve çocuk rehberliğinde mutlaka sizlerle danışılmalı. Mutlaka. Şimdi sabah kısa bir dakika vereceğim. Önemli bir haber bu. Sabah gazeteleri okuduk ve biz sevindik, bir haber gördük. Özellikle daha önce de konuştuğumuz beyin kanamalarında işte beyinde baloncuklar, anevrizmalar oluyordu. Artık ameliyatsız bunlara damardan radyolojinin içinde damar radyolojisi, onun da içinde beyin damarları radyolojisiyle uğraşanlar vardı. Nöro radyoloji, Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Işıl Hanım hattımızda. Işıl Saatçi, günaydın hocam. Günaydın efendim. İyi sabahlar. Size de iyi sabahlar. Çok kutluyoruz sizi ama daha öncesinde de bu haberi şöyle bize fazla latince olmadan ne yapıyorsunuz şimdi? Bu tedavide amaç ne ve başarı ne? Onu bir anlatır mısınız bize? Beyin damar hastalıklarının beynin açılmadan kapalı ameliyat dediğimiz yöntemlerle tedavisi bahsettiğimiz konu. Bunlar beyin damarlarındaki balonlaşmalar yani tıbbi adıyla anevrizmalar veya beyin damar yumakları yani arteriyovenöz malformasyonlar, beyin damarlarındaki tıkanıklıklar, daralmalar, bunlar bu kapalı yöntemlerle tedavi edebildiğimiz hastalıklar, hasta grupları. Hastalar kafaları açılmadan kasıktan 1 santimden küçük bir kesiden bacak damarlarından girilerek beyin damarlarına ulaşılması yoluyla içeriden tedavi ediliyorlar. Yani tıpkı kalp anjiyosu gibi hocam. Aynen öyle. Başarısı çok yüksek. Tedavi sonrası hastanede kalma süresi çok kısa. Dolayısıyla çok daha hasta açısından az eziyetli, çok daha kolay diyebileceğim tedaviler. Peki bu galiba son 2-3 yılda bu tür haberleri çok almaya başladık. Yeni yeni yöntemler de galiba gelişiyor bu konuda. Aslında şöyle, bu tedavilerin geçmişi
neredeyse 20 yıl öncesinden başladı ama teknolojiye paralel olarak son yıllarda çok ivme kazandı. Daha öncelerde sadece seçilen hastalara, uygun hastalara bu tedaviler yapılabilirken son senelerde hani bu hastalıkları olan hemen her kişiye bu tedavileri uygulayabiliyoruz. Peki, ben bir şey sorabilir miyim? Doktoram, bir kere çok kutluyoruz sizi ve ekibinizle. Bu dünyada ilk mi yapılıyor Hacettepe'de? Yok, hayır, ilk yapılmıyor. Ama dünyada bu konuda deneyimi en fazla olan, hani eğer övünme gibi kabul edilmeyecekse belki tek merkeziz veya ilk 3-5 merkezin içindeyiz diyeyim ben. O nedenle de birçok yeni teknik burada gelişiyor. O nedenle dünyadaki diğer hekimler de bunu öğrenmek istiyorlar. Zaman zaman buraya gruplara, küçük gruplar halinde bizim anjiyo laboratuvarlarımıza geliyorlar, burada seyrediyorlar veya toplantılarda, uluslararası toplantılarda canlı yayınla seyrediyorlar. Evet, yoksa ilk yapılan, tek yapılan tedaviler değil. Dünyada uygulanan, kabul görmüş tedaviler. Ama peki, tekniklerde ilerlemeler sağlıyoruz biz. Peki Işıl Hanım, gerçekten bunun devam etmesini diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizi hocam size. Sizi ve ekibinizi kocaman bir alkışla yolluyoruz. Ben teşekkür ederim ilginiz için. İyi günler. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, hoşçakalın. Hakan, böyle haberler olunca ben çok gururlanıyorum. Hepimiz yani çok gururlanıyoruz. Bak, geliyorlarmış, ders olarak görüyorlarmış canlı yayın. Ay, ne kadar güzel bir şey. 3-5 yer bile olsa çok önemli bir çalışma olduğu. Bunun bir tanesinde Cerrahpaşa'da Profesör Doktor Civan Bey var. O da bu konuda gerçekten adımızı dünyaya duyuranlardan bir tanesi. Gerçekten Işıl Hocam, Hacettepe'yi, Cerrahpaşa'yı bu konuda kutluyoruz. Başarılara başarılar. Şimdi Şener Hanım'a dönersek, şimdi psikolojik olarak girdiğimiz bir sürü zaman sorun vardı. Evet, psikolojik dediğimiz zaman çocuk durmuş, kesilmiş. Artık söylüyor, yapıyor, kakasını çiziyor, hatta kendi bile ışığı da yakıyor. Evet, evet. Fakat ondan sonra birden her şey değişiyor. Ya da uzamış, hiç kesilmemiş. Ama devam ediyor bu problem. Ama zaman, altta anne babaya da ait bir sürü problem olabilir. Tabii. Yani ebeveynlere de çok iş düşüyor galiba. Tabii, burada çok fazla. Zaten aslında Hakan Bey'e şu konuda katılıyorum. Tuvalet eğitimde maalesef anne babaları... Aslında başka konularda katılmıyor. Bu konuda katılmıyor. Bir tek bu. Ona göre ayağın denk al. Şöyle katılıyorum. Tuvalet eğitimde bazen anne babalar çok fazla çocukları aşırı zorluyorlar. 6 yaşına kadar doktora gitmeden zorlayan ben bir sürü aile biliyorum. Ya, evet. Neler söylüyorlar sana? Yani kibrit yapıyorlar. Bu konuda mesajlar verelim. Mesela ben size ufak bir örnek vereceğim. Bir vakamızda olmuştu bu. Çocuk tuvalet alışkanlığını kazanamıyor. Annesi çocuğu bir gün tamamen soyuyor. Korkutmak amaçlı tuvaletini alınıyor, yüzüne sürüyor ve arkadaşlarının karşısına çıkarıyor. Bitti yani. Ben ne diyeyim, bu şimdi, hapishanelik. Şimdi burada zaten bunu alacağın hapishaneye koyacağım. Bunun daha ötesi yok kardeşim. Travmatik bir süreç yaşıyor ve ondan sonra da çocuk zaten ne tuvalet alışkanlığını kazanıyor ne de işte alt ıslatma sorunu sürekli devam ediyor. Yani burada anne babaların bu süreci çok doğal bir şekilde, Ayşe Hanım'ın da dediği gibi, çok doğal karşılamalılar, çok sabırlı olmalılar. Ve uzuyorsa da destek almalılar. Destek almalılar. Yani hekimsel boyutta olur, psikolojik baskı olur, destek almalılar. Burada hiçbir zaman çocuğa aşırı baskı yapılmaması lazım. Size niye geldi lazım. Bu çocuk kaç yaşında geldi? 10-11 yaşlarında. Anlat, çocuk mu anlattı bunu? Evet, son dakika. Ay, kim ailesi. Evet, böyle bir şok yaşadık. Yani burada esas bu bir örnekti. Bunu neden anlattım? Çünkü maalesef bazen aileler dediğiniz gibi kibrit yakarak ya da daha da korkunç şekillerde işte, korkusunu yatıyorum. Polis getirir yakar, öcü gelir. Dayak atarak. Aynen öyle. Bunlar tuvalet eğitimini kazandırmadığı gibi çocukta kişisel olarak da bozukluklar çıkar, patoloji. Evet, biraz önce dediğiniz gibi hasarlı bireylerin yetişmesine neden oluyor. Olur. Evet. Hakan, bu yeni bir gelişme değil mi? Yani okumuyor annelerimiz. Kitaplar var yani. Yani benim bile kitabım var. Alın, okuyun kardeşim. Evet. Sen okuma yazma bilmiyorsun. Ya galiba Ayşe Hanım, bizim toplumda bilen birine okut ya. Pek okumuyoruz. Evet. Biz izlemeyi daha çok seviyoruz. Daha kolayımıza geçiyor. Evet, evet. Dolayısıyla ben şunu istiyorum. Gerçekten bakanlıkta da çok iyi birimler var, üniversiteler var. Belki bunları 3 dakika, 5 dakika televizyonlarda ücretsiz, özellikle anne çocuk sağlığı, tuvalet eğitimi en önemli konular belirlenip bunlar yayınlanmalı. Kesinlikle. Yayınlanmalı. Trafik
mesajları veriyor. Hoş ne oluyor merak veriyorlar da. Ama hiç olmasa yapalım. Ama şimdi Mehmet Öz'ün bir bandı var. Profesör Doktor Mehmet Öz'ün. Ona bir göz atalım sonra devam edelim. Tamam. Olur mu efendim? Hayat kalitesini yükselten püf noktaları. Sağlıklı ve uzun yaşamın sırları. Profesör Doktor Mehmet Özden. Sadece size özel. Tüm sağlığın sırlarını sizinle beraber paylaşacağım. Bundan sonra sağlık eliniz buraya. Mehmet Öz. Herkes için sağlık. Hep beraber. Çocuklarımızı nasıl beslemeliyiz? Sağlığımız için uzak durmamız gereken gıdalar nelerdir? Olmaz. Tahıl gevreğini katiyetle çocuk, biz çünkü ayda bir ya da iki kahvaltıda okullarda veriyoruz. Sakın katiyetle, içinde bir sürü artifisyel madde var. Çocuklarımın ağzına değmesini istemiyorum. Bazı markalarda doğru. Doğru mu değil mi? Bazı markalarda doğru. Ama eğer hakikaten organik olarak içine üzerine şeker eklenmemiş cinsinden alırsan. Bal ve sütlü. Bal, süt. Pek de bal gerekmiyor aslında. Yani çocuklar alıştıktan sonra. Şimdi çocukların ağızlarında 12 değişik tat noktaları var. Pardon. Yani 12'den fazla, yani binlerce var da bizi, yani erişkin insanlara nazaran 12 kat daha fazla var. Onun için onlar ilk başlangıçta devamlı şeker arıyorlar ağızlarında. Aslında mantıklı bir şey bu. Çünkü atalarımızın zamanlarında ekşi yemekleri arıştırmak istemedik çocuklarımızı. Çünkü ekşi yemeklerin bir kısmı zehirlidir. Tabii. Onun için zamanla 12 kez tat aldıktan sonra ancak o zaman çocuk simizotu beğenmeye başlar, rokayı beğenmeye başlar. Onun için üst üste her sene tekrar denemen gerekiyor. Ama çocuk 10-12 yaşına gelene kadar yavaşça alışır. Bak bu yakışıklı var ya, bu yakışıklı hiç kilo almıyor. Kendine dikkat ediyor çünkü ekrandayım diye. Sana bu menü nasıl geliyor? Bak doyuruyor mu seni? Çok güzel, çok sağlıklı görünüyor ama. Oraya bakma, oraya geçme, burası. Ya burada bir sorun var. Şimdi Mehmet Bey, biz Türkiye'deyiz ve şu masaya baktığımızda Adana kebap, Urfa kebap göremiyorum. Ve strese girdim yani, elim ayağım titriyor. İskender yok. Ne yapmamız lazım? Ben de arıyorum onları aslında. Hakikaten. Ben askerliğimde hep Adana kebabı yerdim ben. Ve çok sevdiğim bir şey ama bunu her gün yemeyeceğiz. Yani Türk'ümüz, yemeğimizi çok seviyoruz. Haftada bir, iki haftada bir. Bunlar nadir olan hadiseler. Ama her sabah, öğlen, akşam proteinli sosis, sucuk yediğin zaman tabii işi bozmuş oluyorsun. Ve bu sefer kilo kaybetmek biraz zor. Haftada bir ya da iki mi evet diyorsun? Şu an alabilmiştim burada. Tutabilir misiniz? Çok akıllısın. Çok. Bir yerde kaçamadık. Hakikaten mahsus tane. Az evet, kokulur ya. Evet. Sorunu sorsana ona. Evet, bu özellikle siyah ekmekler için evet, sırf zayıflatmasından söz ettiniz ama ben özellikle hayatımdan beyazı çıkardıktan sonra şunu keşfettim. O beyazı yedikten sonra acayip acıktırıyor. Yani bu hipoglisemi atakları evet gibi bir şey vardı. Ondan biraz söz eder misin? Seyirciler için çok önemli. Sorunuz için çok sevindim. Niye biliyor musun? Aslında ben hayatımda hiçbir zaman kilolu değildim. Kilo olan insanlar aslında bu mevzuyu benden çok daha iyi biliyorlar. Sizin anladığınız gibi hakikaten çok mühim bir konu bu. Çünkü evet, seyirciler sizi bakacaklar, görecekler. Diyor ki, ya bu beyefendi bunu hepsini çözmüş. Kilosunu kaybetti aynı zamanda. Ben de yapabilirim bunu. Onun için bu çok mühim bir konuşma. Şimdi bunu tartışması yapalım. Eğer yani beyazı, evet, beyazın her şeyini çıkarma. Yani evet, beyaz pilav, beyaz makarna, tatlılar, beyaz maalesef meşrubatlar, bazı tatlılar. Beyazı evet, döştürk. Onu hiç çıkarmayız. Şimdi o beyazı attıktan sonra dediğim gibi kan içindeki giren şeker miktarı düzenli bir şekilde giriyor. Yani böyle acayip bir çıkışta evet olmuyor. Ne oluyor? Acayipten çıktığı zaman insülin salgılanıyor bizim bağırsaklarımızdan. İnsülin girdiği zaman, hatta sizin mevzunuz bu. Anlatabilirsin mi? Lütfen anlatın. Aynı zamanda gastroenteritis. Evet. Anlat paşa. Lütfen bu hipoglisemiye ne olduğunu lütfen anlatın herkese. Yani biz glisemik indeks vardır besinlerde. Bu yüksek olunca vücuda her giren şeyde sindirim, demin animasyonda da gördüğümüz gibi
insülin karşıtı bir takım hormonlar var. Ama ilk insülin bunları gerekli yerlere sokmak, bunları ilgili organlarda kullanmak için gerekli. Ama hızlı yükseldiğinde bu sefer de insülinle savaşan hormonlar var. Bunlar da çabucak burada kan şekerini düzenlemeli. Çünkü bu bir savunma mekanizması. Ama özellikle bu birden salındığında düşük ataklar yaşanmakta. Bu direnç oluşumunu da hızlandırmakta, aynı zamanda kilo alımını da sağlamak.